Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler olsun. İkinci karımız yağdı, çok şükür. Elhamdülillah, gerçekten hiç kar yağmayacak diye korkuyorduk. Gördüğünüz gibi karımız yağdı. Yine çok mutluyuz. Kar yağmayınca bereket olmaz değerli izleyicilerim. Sabah uyandık. Tavuklarımızı bir salalım. Korktular kar görünce. Gelin. Gelin gelin, sizin yeminizi buraya atacağım, gelin. Bakın burası kar. Yem atacak yer yok. Şurada bizim garajın altı var. Oraya atacağım. Arpa atıyorum. Çünkü arpa sıcak tutarmış kışın. Öyle duydum tavuk besleyenlerden. Tavuklarımı çok seviyorum gerçekten. İnsan sevdiği şeyleri bırakmak istemiyor, gönül verdiği şeyleri. Ben koyun da çok seviyorum. Ama koyun çok masraflı. Eğer eşim hani bana destek olsun, bugün gider koyun alırım. Koyunu da çok seviyorum. Hadi gel paçalı gel. Bunun da paçalarıyla meşhur bu da. Paçalı gel. Kardan yürüyemedin mi? Hadi git de yemini ye hadi. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kar gayet güzel yağıyor. İnşallah bu temposuyla, hızıyla devam eder. Yağsın, bereket olsun. Buğdaylarımıza, arpalarımıza, çiftçimizin ektiği buğdaylarına. Sen nereye gidiyorsun? Yumurta mı kuzlayacaksın? Bu soğukta yumurta mı kızlanır be ya? Bunlar çok farklı bir hayvanlar. Kümes durur, kümes dururken bunlar gider torbaların üzerine böyle yumurta kuzlarlar. Nerede gizli saklı yer var oraya kuzlarlar. Ama yumurtasını toplaması çok zevkli oluyor. Benim çoktu tavuk, ördek, hindi. Hastalık geldi, hepsi öldü. Bunlar kaldı. Paçalı da kara hasret kalmış, kar yiyor. Bugün o yem yemiyor, hasta mı ne? Bu da güya horoz olacak. Cirilden yetişti. Ama hindiden bile korkuyor. Onun da hafiften paçaları var. Şöyle biraz karın üzerinde gezelim. Ama bir güneş çıktığı zaman hemen böyle erime yapıyor. Biraz çok yağsa, toplu kalsa o zaman erimez galiba.
Her haliyle güzel memleketimiz. Karıyla bambaşka güzel. Güneşiyle, yağmuruyla. Hindi su içmeye gidiyor. Orada bunların su yeriydi. Ama buz tutmuş. Ben onlara bir böyle kapla su koyayım. Kar yiyor yazık canım benim. Ben onlara bir su koyayım. Dışarıdaki çeşmemiz de dondu mu ki? Benim de elim üşüdü. Sobayı da yaktım. Şöyle dışarıda çeşmemiz var. Maalesef donmuş. İçeriden doldurup geleyim. Ama az akıyor gibi. Tam dolmamış, donmamış galiba. Tam donacağı zaman çeşme geldi gördüğünüz gibi. Ama donmak üzereymiş. Bakın geldi. Ben de tam yukarı çıkıyordum su getirmeye. Şuraya yemlerin yanına koyayım. İçsinler. Şuna bak. Gidiyor yine. Yolculuk nereye? Sarı baba. Onun da yeri mekanı orası. Öyle hayvanlarla ilgilenmek güzeldir. Hayvanları severseniz insanları da seversiniz. Sobaya patates sürelim. Bunlar yemlerini yiye dursunlar. Patateslerimi soydum. Azıcık yağ döktüm. Böyle gezdirdim üzerinde. Sonra biraz tuz ektim. Karıştırdım. Şimdi sobamızda bunu pişireceğim. Gerçekten sobanın lezzetini bilenler bilir. Ne fritözün hayali ne de tavada kızartmanın lezzetidir. Sobada pişen yemeğin olsun. Patates kızartmasının olsun. Lezzeti bambaşkadır. Kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Suyumuz kaynıyor sobamızın üzerinde. Çayımızı da şöyle güzelce demleyelim. Sabahleyin 2,5 kaşık çay attım. Biz açık çayı pek sevmiyoruz. Kahvaltı dinlendirici çay olması lazım. Bir de patatesimize bakalım. Ne alemdeymiş. Hiç kızarma yok daha. Serkan odun getirmeye gitti. Kapatalım. Odunumuz da geldi. Serkan yarı karnı getirmiş. Kuru yok muydu? Yanar mı? Boşuna dememişler kurunun yanında yaş da yanar diye. Bakalım yanacak mı? Yanarmış. Sobamız deli deli yanmaya başladı. Gerçekten Serkan yanar demişti, yanıyor. Üzerinde sular olduğunda farklı sesler çıkmaya başladı hatta. Galiba bu yanmayla da patatesimiz kızarır. Şöyle bir uçtan kızarmaya başlamış. Biraz da çevirelim diğer tarafı pişsin. Bu el bezlerini ben kendim makinede diktim. Böyle soba tutarken veya ocaktan bir şeyler indirirken gerçekten güzel oluyor. Hatta bir arada dikiş makinesiyle çekim yapmak istiyorum.
Hemen pişmiş gördüğünüz gibi. Kızarmış. Şöyle alt kısmına koyayım ki alt da kızarsın. Soframızı hazırlayalım. Sobanın üzerinde de biberlerimizi patlattık. Ayhan onlar at. Pişmiş onlar. Şöyle fırınımıza bazlamalarımızdan koyduk. Şu an biz 4 kişiyiz. 6 tane bazlama attık. Hani orduya mı bazlama yaptınız diyen izleyicilerim. Biraz sonra görürsünüz kime bazlama yaptığımı. Şöyle kapağını kapatalım. Bu da ısınsın. Patatesimiz de pişti. Bunu da soframıza koyalım. Soframızı yavaş yavaş hazırlıyorum. Şimdi bardaklarımı falan getireceğim. Şöyle sofraya yavaş yavaş oturun çocuklar. Gençler. Çocuklar. Yüzünüzü yıkadınız mı? Ben yıkadım. Ayhan abdest aldı, namaz kıldı sabah. Yüzünü yıkadı, okula gitti geldi, karnesini aldı. Karnen ne durumda Ayhancığım? Biraz iyi, biraz kötü. Biraz iyi, biraz kötü. O nasıl oluyor be ya? Ortalama 60,5 işte. Ortalaması 60,5'muş Ayhan'ın. Olsun bakalım, hayırlısı olsun. Ayhan'ın da pek okuyacağı gözü yok. Hiç derslerine çalışmıyor çünkü. Ben bir bardaklarımı hazırlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şeker atıyor musun? Bizim köy evinde kahvaltımız bu şekilde. Bugün de böyle yapalım dedik. Patates koyduk sobamıza. Bu da keçi peyniri. Leyla annem yapmış. Gördüğünüz gibi kaşar peyniri gibi. Sobanın çayını görüyorsunuz.
Sen götürme karşıcığım. Videomuzun burada sonuna geldim. İzleyicilerimiz bay bay yapıp kapatalım. Bay bay. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza destek olursanız çok sevinirim. Gerçekten sizler sayesinde büyüyeceğiz. Kanalımız büyümeye başladı. Yorumlarınız olsun, beğenileriniz olsun, like'larınız olsun. Gerçekten çok güzel. Kanalıma destek olun. Kanalımıza sağ taraftaki abone tuşuna basarak kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.